Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size tanıtmak istediğim cihaz sizin de çok sorduğunuz, yani onun hakkında çok soru geliyor bana. Nasıldır, nasıl kullanılır, nasıl tercih edilir olan kullanat cihazlar arkadaşlar. Kullanat cihazlar biliyorsunuz, kullanıyorsunuz. Likidi ve pili bittiğinde atıyorsunuz. O tarz cihazlar. Şimdi ben elimde bir tane cihazım var. Ben bunu aldım, sizin için deneyimledim. Ve tabii ki biliyorsunuz ben alıp kullanıyorum, deneyimliyorum, iyice inceliyorum. Ondan sonra size yardımcı olmak için bilgi ve yani o şekilde bilgi verebilirim size. Başka türlü paket açılımla ilgili sadece kutunun üstünde yazanları söyleyebilirim size. Ama asıl bizim amacımız deneyimler ve cihazın bize neler verdiği. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Cihazımız böyle. Benim şu an tercih ettiğim kullanat cihazım bu. Evo marka Puffbar diye geçiyor. Özelliklerine bakarsak arkadaşlar aromaları çok güzel. Aromaları harika aromalar var. Yani ben birçok elektronik sigara için likit kullandım. En kalitesini yurt dışından aldıklarım olsun işte şeyler. Bunun aromaları çok güzel arkadaşlar. Yani inanılmaz keyifli aromaları var. Şeyine bakarsak eğer kutu özelliklerine, yani kutunun üzerinde yazan özelliklere bakarsak eğer, ki ben bunu deneyimledim, onu da daha iyi bilgi vereceğim size. Bu 200 çekim diyor. Şey 2000 çekim diyor ortalama. Bu 2000 çekim arkadaşlar size bağlı tabii ki. Yani siz eğer bunu şey yaptığınızda hani nargile gibi uzun süre diye çekerseniz bunun tabii ki 2000 dediği çekim kısalacaktır. Ama daha çok sigara gibi diye içerseniz bunun şeyi daha uzayacaktır çekim adedi. Yani sonuçta bu belli bir metreküp buhar elde ediyor arkadaşlar. Pili var. Belli bir değerde pili var. Belli bir likit kapasitesi var. Yani siz sonuçta bunu ha çok için ha az için belli bir metreküp sağladığında, yani belli bir oranda buhar verdiği zaman o buharı tükettiğinizde bu biter. Çok çekerseniz, derin çekerseniz erken biter. Azar azar çekerseniz, uzun vadede şey yaparsanız daha uzun gider. Yani sonuçta dediğim gibi içinde bir pili var. Bir bitme süresi var. Bir likit kapasitesi var. Onun da bir bitme süreci var. Siz bunu çekimlerinizle kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunda şöyle açayım arkadaşlar. Bunda %2 bir şey olayı var. Şöyle ambalaj da çıkıyor. Şöyle çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu açtım tabii, deneyimlediğim için size aynı şekilde koydum. Şöyle bir altta bir koruması var. Üstte bir tıpası var. Toz girmesin diye. Şöyle çikolata paketi gibi bir paketten çıkıyor arkadaşlar. Kutusu şöyle. Kutunun içinde tabii yine kendi evrağı var. İşte orijinallik belgesi, işte ufak tefek kullanım bilgileri, işte markayı tanıtan birkaç bir şey. Çok da önemli şeyler yok açıkçası. Kutusunda şöyle bir kutusu var. Yani şimdi genel olarak baktığımızda tek kullanımlık bir cihaz için hem kutusu olsun, hem ambalajı olsun, hem koruma olay şeyleri olsun, silikonları olsun, hem de cihazın kendisi yapısal olarak olsun, bence bir tık fazla olmuş. Yani bence kullanat cihaz için bu kadar da kaliteli malzemeye gerek yok gibi geliyor bana. Dediğim gibi aromaları çok harika. Şu Cool Mint dediği sadece nane aroması. Biraz ilk başta sizi birkaç saat yorabilir. Çünkü biraz fazla şeyli, yani naneli, mentollü. Bu da çektiğiniz sizi beyninize kadar vuruyor yani. Ama 2-3 saat sonra alışıyorsunuz. Bunun özellikle bir mangolusu var. Mangonun tadına yani inanamazsınız. Mükemmel yani, harika bir şey. Burada gördüğünüz gibi %2 yazıyor. %2 bunun nikotin değeri arkadaşlar. Ortalama yani %2 ise bizim anladığımız dilde söylersek %20 şeyi var. Miligram nikotini var.
Yani %20 de bayağı güzel yani, çok değil. Ortanın bir üstü gibi diyeyim ben size. Ama nikotin bakımından kuvvetli yani. Boğaza vurumu olsun, lezzet olsun. Her şey sanki profesyonel bir elektronik sigaranın verebildiği her şeyi verebiliyor arkadaşlar. Ayrıca diğer cihazlarda pek olmayan bunda şey var. Hava kanalı ayarı var. Yani daha az ve daha fazla kanalı çekim şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. Buhar yoğunluğunuzu. Ergonomik, ağza uygun. Nargile çekimi de sigara çekimi de kullanılabiliyor cihaz. Bu cihaz ortalama bir cihaz arkadaşlar. Bunun daha büyükleri yani likit kapasitesi daha çok olanlar, pili daha büyük olanlar, daha uzun gidenler ve bunun çok çok daha küçükleri, likit kapasitesi daha küçük, pili daha küçük ve daha kısa gidenleri de var piyasada. Bu ortalama bir ürün. Yani bunun dediğim gibi büyüğü de var, küçüğü de var arkadaşlar. Şimdi bundaki benim deneyimlememe göre ortalama bana 3 gün falan gitti arkadaşlar. Yani 3 gün civarı. Tabii ben destek olarak kendi normal sigaraları şeyimi de cihazlarımı da kullanıyorum. Bunu sadece böyle keyif açısından öyle arada bir kullandım. Çok az değil. Yine kullandım yani açıkçası. 3 gün falan gitti arkadaşlar. İlk önce zaten pili bitiyor. Yani likitinden önce pili bitiyor. Pili bittikten sonra şurada bir çember var arkadaşlar. Burada bir ışık yanıyor. Çekim yaparken. Bu ışık artık yanıp sönmeye başladığı zaman, pıt pıt yanıp sönmeye başladığı zaman bilin ki pili bitmiş demektir. Biraz bekledikten sonra 1-2 saat gene pil kendini toparlıyor. Gene çok az bir şey daha içebiliyorsunuz. 1-2 fırt daha alabiliyorsunuz. Ama genel olarak o yanıp sönmeye başladığı pil bittiği zaman bitti olay yani. Ben bunu şimdi şey yapıyorum, üzerine çalışıyorum. Yakın zamanda onun da videosunu çekeceğim. Bunu nasıl uzun vadede kullanabiliriz? Nasıl şey yapabiliriz arkadaşlar? Kullanat değil de işte likitini doldurabiliriz. Pilini nasıl şarj edebiliriz? Bu cihazı yani cihaz olarak kullanmanın peşindeyim şu an. Onun için çalışıyorum. Onun için biraz araştırma yapıyorum. Biraz Ar-Ge çalışıyorum diyeyim size. Bunu hallettikten sonra bunun hakkında da yani halledeceğim büyük ihtimal. Öyle gözüküyor. Çünkü çalışmalarım son derece iyi gitti. Ya biliyorsunuz benim amacım yani artık sloganımız oldu. Daha uygun maliyetlere, daha az paralara çok daha kaliteli tüketim sağlamak. Biliyorsunuz günümüz şartlarında ucuz olan hiçbir şey kalmadı artık. Yani uygunmuş dediğimiz hiçbir şey kalmadı. Her şey pahalı, her şey yüksek fiyatlarda. Bunlar da biliyorsunuz yurt dışı ürünleri. Yurt dışı ürünleri olduğu için tabii ki malum durumlardan dolayı fiyatlar zaten bizi yorucu seviyelerde. Onu en aza düşürmek, nasıl maliyetleri düşürebiliriz, nasıl sigara illetinden uzak durabiliriz? Bunun peşindeyim. Size bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Sorularınız olursa cihaz hakkında şey yapabilirsiniz arkadaşlar, paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince biliyorsunuz sorularınızı cevaplıyorum. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Çalışmam tamamlanınca size bunun uzun vadede nasıl kullanılacağı hakkında da bir video çekeceğim. O videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.